Tonguç Kampüs'ten herkese tekrardan selamlar. Öğrencilerim başlıyoruz tekrardan. Dördüncü videoya geldik. Ne yapıyoruz biz? Coğrafi koordinat sistemi diye yeni bir konu başlığına geldik. E ne yapalım? Güzel bir şekilde çalışalım sizi elimden geldiğince böyle hazırlamaya çalıştım. Kavramsal altyapıları verdim ve biliyor musunuz dördüncü video bu anlamda çok işimize yarayacak. Yani geçmiş videoları iyi dinleyen öğrenci bugün kesinlikle faydasını görmüş olacak. Peki biz ne iş işleyeceğiz? Biz öğrencilerin bugün paraleller bakıyorsunuz. Paralellerle enlem arasında bir ilişki var. Size elimden geldiğince onu öğreteceğim. Meridyenler ve boylam etkisi diye birbirle bağlantılı kavramlar var. Onu öğreteceğim. Yaran saat hesaplamalarının mantığı nedir? Ne bilmelisiniz? Elimden geldiğince o konuda size yardımcı olacağım. Ve Türkiye'nin matematik konumunun sonuçları mutlak konumda deniyor. Ya da Türkiye'nin özel görevleri göreceli konumları ifadesi ne anlama gelir? Bu buralardan soru tarzı gelince ne yapmalısınız? Size elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ama konuya girmeden önce biz ne yapıyoruz her zaman? Bir ödev veriyoruz. Biz umarım coğrafik kitabımızı aldınız ve umarım ödevleri yapmaya başladınız. Peki biz Geçen buluşmada ödevi nerede sonlandırmıştık? Demiştim ki bakınız siz dünyanın şekli ve hareketlerini bitirdiniz. Yani oraya kadar yani özel tarihleri içeren şu 26'ya kadar ne yapabilirsiniz? Testinizi çözebilirsiniz. O zaman bugün ne yapacağız peki? Koordinat sistemi ve konumu diye geçiyor. O zaman koordinat sistemi konumu denilen ta şu 33'e kadar yani daha doğrusu 32'de muhtemelen son buluyor. Sonra haritalar diye bir yere geçiyor. O zaman 27. sayfadan al 32. sayfaya kadar gel. Onlar bugün bizim işlediğimiz başlıklar olacak. Umarım güzel bir şekilde dersi dinledikten sonra soruları daha açıklayıcı ve daha net bir şekilde yapabilirsiniz. Öğrencilerim neler öğreneceğiyi söyledikten sonra biz vakit kaybetmeden vaktimizi güzel bir değerlendirelim. Ben geçen buluşmalarda size ne demiştim? Coğrafyada paralel neydi? Hayali çizgiler bunlar. E bu hayali çizgilerden yatay geçen çizgilere biz coğrafyacılar hayali çizgiler diyoruz. O zaman coğrafyada bu yatay geçen çizgiler ne olarak biliniyor? Paraleller olarak biliniyor. Öğrencilerim peki ne bilmelisiniz? E başlangıç paraleli ekvatoru hatırlamalısınız. Bana bunu bilmelisiniz. Coğrafyada başlangıç paraleli ekvatordur. En büyük paralel dairesidir. Sıfır derece paraleli olarak bilinmektedir. Peki ekvatordan kutuplara doğru ne yapıyordu? Paralellerin boyları yani başka bir söylemle çevre uzunlukları gittikçe azalıyordu. Dünyanın küresel şeklinden dolayı. Paraleller kaç derece aralıklarla çizilir? Birer derece. Dostlarım beni takip edin. İyi gidiyoruz, iyi başladık. Kaçer tane paralel var? 90 tane kuzey yarım kürede olmak üzere, 90 tane güney yarım kürede olmak üzere toplamda 180 tane paralel var. 90'a 90. Peki diyor iki paralel arası mesafe ne kadar? Yani paralellerin boyları kutuplara doğru küçülüyor ama iki paralel arası dik uzaklık diyor. İki paralel arası dik uzaklık her yerde 111 kilometredir. Yani siz dünyada bir paralel kat ettiğiniz zaman 111 kilometre kat edersiniz. O zaman Türkiye'nin güney 36, kuzeyi 42, fark 6 ediyor. 6 çarpı 111, 666. Hocam neyi buldunuz? Türkiye'nin güney ile kuzey arası mesafesini buldum kabaca. Yani demek ki bu 111 bilgisi mesafe sorularında bize çok sorulacak haberiniz ola diyorum. Peki paraleller öğrencilerim ne yapıyor diyor dereceleri kutuplara doğru artıyor. Yani sana şunu demeye çalışıyor. Ekvator sıfır. E sonra ne yapıyorsun diyor 1, 2, 3, 4 diye 90'a kadar gidiyorsun kuzeyde. Aynı şeyi aşağıda da yapıyorsun değil mi diyor 1, 2, 3, 4, 5 diye 90'a kadar aşağı gidiyorsun. Peki paralellerin diyor nereye doğru yöneldiği acaba hangi yarım körde olduğu fikrini verir mi? Verir tabii ki. Yani öğrencilerim sana mesela bir yer var dedi. Diyelim ki ondan 20'ye gitmiş. Nasıl düşüneceksin? Rakam yukarıya doğru büyüdü. Demek ki 90 yukarıda kaldı. O zaman 90 yukarıda kaldıysa bu kuzey yarım köre. Ama öğrencilerim ben şöyle verseydim. Mesela 20-30. O zaman aşağı doğru büyüdü. O zaman güney yarım küre. Çünkü 90 güney aşağıda kaldı. Yani ekvatoru hayal ederek, 90 kutup noktalarını düşünerek hangi yarım kürede olduğunu çok rahat ne yapabilirsin? Tespit edebilirsin diyorum. Peki burada özel paraleller yazmışız ya. Tanıdık geldi mi? Öğrencilerim diyorum sana tanıdık geldi mi? Yani ben sana bunları öğretmiştim. Hari ile özel paralel diyerek ekvatoru. E dönenceler 23. paraleller. Hatırlayınız lütfen coğrafyada öğrencilerim neydi? Kutup daireleri 66'lar ve noktalar 90'lar demekti. Hocam bu tropikal orta kutup neydi? Eksen ekliğinden dolayı oluşan matematik iklim kuşaklarıydı. O zaman biz matematik iklim kuşaklarını anlatırken size eksen ekliğini anlatırken bunlara değinmiştik. Ben ne dedim dersin girişinde? Coğrafyada paralelle enlem arasında bir bağlantı var. Ne? Enlem coğrafyada ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Bir yerin ekvatora olan uzaklığı. Acaba bir yer ekvatora göre nerede? Hocam ne anlamda uzaklığı? Paralel numarası anlamda. Yani ben 20 kuzey uzaklığında mıyım? 60 kuzey uzaklığında mıyım? 80 kuzey ya da 10 güney uzaklığında mıyım? 50 güney uzaklığında mıyım? Yani ben ekvatora göre neredeyim? Demek ki enlemde şu cümle önemli. Enlemde referansımız ekvator. Yani ekvatora uzaklığa göre yorum yapıyorsun. Ve bir yer ya ekvatorun kuzeyindedir ya güneyindedir. O zaman bunu sorguluyorsun. Ya da bir yer ekvatora belki yakındır, belki uzaktır. Bunu sorguluyorsun. İşte burada da verdiğimiz örnekler bunu anlatan örnekler. Mesela diyor sen şu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deyip başlayan seçeneklere, soru tarzlarına hep ne diyeceksin? enlem etkisi. Sen ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe diye belirtilen soru tarzlarına neden genelde enlem etkisi diyeceksin? Çünkü ekvatordan uzaklaştıkça değişen bilgiler bunlar. O zaman coğrafyada enlem bir yer ekvatora yakın mı uzak mı? Bir yer kuzey yarım körede mi güney yarım körede mi ve ona bağlı neler yaşıyor burada anahtar kelime o ona bağlı neler yaşıyor işte onu anlatan bilgilere biz enlem diyoruz. Öğrencilerim bakar mısınız? Biz bu sayfanın birçoğuna hakimiz haberiniz olsun. Diyor ki güneş ışınlarının düşmesi azaldı. Nereden nereye? Ekvatordan kutuplara doğru. Yani sana Brezilya ışınları büyük açıyla alıyor. Öğrencilerim Norveç alamıyor. Sebep? Hocam biz buna geçen buluşmalarda dünyanın küresel şekli dedik. Şimdi ne diyeceğiz? Aynı zamanda enlem etkisi. Çünkü bir ekvatora yakın diğer ekvatordan uzak olduğu için bu sonuç gerçekleşti. Öğrencilerim ekvator yakın bir yerde gölge boygan aldı kısadır. Kutuplara doğru artar. Enlem etkisi. Çünkü enlem olarak kuzeyde olduğu için ya da enlem olarak güneyde olduğu için gölge boyları uzar diyeceksiniz. Arkadaşlarım denizlerin sıcaklıkları, buharlaşma miktarı, tuzluluğu neden kutuplara doğru azalıyor? Hocam işte açı küçülüyordu. O zaman Ekvator'dan uzaklaşıyorum. Ekvatora da göre daha kuzeyde olması bu sonuçları yaşamasına ne yapıyor imkan tanıyor. Ya da diyor bitki örtüsü kuşaklar oluşturur. Hatırladın mı? Ben sana bunu öğretmiştim. Ekvator çevresi geniş yaprak, ortalar geniş artı yine, Yukarılar iğne yaprak. Neden bitkiler böyle farklılaşıyordu? Hocam işte Ekvator'dan uzaklaşınca sıcaklık değerleri değiştiği için işte biz buna test tekniğinde bu derse enlem etkisi diyoruz. Arkadaşlarım aynı şey diğerler için de geçerli. Mesela sana söyle bakalım, tarım üst senere, yerleşme üst senere. Genelde Ekvator çevresinde insanlar tarımsal faaliyetini daha yüksekte yaparken, kutuplara doğru gidikçe bu yükselti sınır ne yapıyor azalıyor. Yani insanlar kutuplara doğru gidikçe neden? Tarımsal faaliyetin daha yüksekte yapamıyor. Neden bitki daha yüksekte yaşayamıyor? Neden kutuplara doğru insanlar evlerini daha yukarılara değil de daha aşağılara çekiyor? Çünkü öğrencim sıcaklık değiştiği için enlem etkisi diyoruz biz buna. Ekvatorun bulunduğu yerlerde kalıcı karlar yüksekte başlarken öğrencilerim kutuplara yakın yerlerde çok aşağıdan karlar başlıyor. Kalıcı karlar. E diyor ki bu neyle bağlantılı? Hocam sıcaklık. Dünyanın küresel şekli. Dünyanın küresel şekline bugün enlem etkisi diyorsun. Yani aynı kapıya çıkıyorlar. O zaman ekvatordan uzaklaştıkça Cikseliz yani dönüş hızı değişiyordu. Hocam işte bir yerin ekvatordan uzak olması enlemle ilgili bir şey. Enlem çünkü ekvatora paralel olarak nerede olduğu demek. O zaman neredeyse ona bağlı bir sonuç yaşıyor. Ekvator yakınsa Cikseliz fazla oluyor. Ekvatordan uzaksa enlem olarak o zaman Cikseliz az oluyor. O zaman bu... Enlem etkisi. Bak dilini alıştır. Alaca karanlık süresi ya da diğer adıyla gruptan süresi kutuplara doğru ne yapıyordu? Uzuyordu. Artıyordu. Enlem etkisi. Gece gündüz süre farkı kutuplara doğru artar. Enlem etkisi. Meridyenler arası mesafe daralır. Enlem etkisi. Hocam yani dünyanın şeklinin küreselliğiyle ya da başka konularda konuştuğumuz bu ekvator kutuplar kıyaslaması hep enlem etkisiyle mi ifade ediliyor? Evet, evet, evet diyorum. O zaman yer çekimi. Hocam kutuplarda daha fazlaydı. Merkeze de yakındı. Enlem etkisi. Kutup yıldızının görünüm açısı 90 kuzeye doğru yaklaştıkça artıyordu. O zaman ekvatorun daha üstünde olduğunuz için bu açıyı daha iyi yakaladınız. Enlem etkisi. Yani neden kutup yıldızı 10 kuzeyde 10 dereceyle görünüyor? Neden 80 kuzeyde 80 dereceyle görünüyor? Enlem etkisi. Çünkü enlem bir yerin ekvatora göre paralel olarak uzaklığı ve bunun sonucunda neler yaşadı? Peki öğrencilerim diyor aynı enlem üzerinde. Acaba neler aynıdır? Neler farklıdır? Burada şu soruyu soralım. Aynı enlem ne demek? Hocam işte enlem ekvatora uzaklık demek. Ekvatora paralel olarak uzaklık demekse aynı enlem demek. O zaman ekvatora paralel uzaklığının aynı olması yani İzmirle Van'ın Nevşehir de buradaymış. Şehir merkezleri hemen hemen aynı enlem üzerinde denildiği zaman ekvatoru uzaklıkları paralel numaraları aynıdır demeye çalışıyor. Ya da öğrencilerim enlemler aynı değildir demek Adana Samsun örneğinde olduğu gibi şu anda ekvatora paralel açısından uzaklıkları aynı değildir demek. O zaman burada çok önemli bir soru tarzı var. Coğrafyada. Adana Samsun iseniz yani Adana Ekvator'a yakın. Samsun öğrencilerim nerede? Kutuplara yakın. O zaman Adana Ekvator'a yakın olduğu için ne yaşıyordu? Samsun kutuplara yakın olduğu için ne yaşıyordu? İşte biz bunlara az önce ifade ettim. Enlem etkisi diyoruz. Diyor ki baksana. Adana ile Samsun sıcaklıklar aynı olur mu? Olmaz tabii ki. Ezberlemeden sen mantığını öğrendin benden. Işınların giriş açısı değişiyordu. Hocam iklimler aynı olur mu? İşte sıcaklık değerleri aynı olmadığı için işte bir takım özel durumlar var. Yağış değerleri aynı olmadığı için iklimler de aynı değil. Öğrencilerin bitki türleri aynı olmuyor. Çünkü yıl boyunca sıcaklık değişkenlikleri, nem değerleri aynı değil. E bakıyorsun gün doğum anları diyor. Yani coğrafyada Adana ile Samsun hep aynı saatte mi doğuyor? Eksen ikliminden dolayı hayır. Sadece eğer aynı meridyen üzerindeyse sadece iki noktalarda bu durum olabiliyordu. Yer şekilleri aynı olamaz. Enlemler aynı değilse öğrencilerim denize göre konumları aynı olamaz. O zaman bunlar coğrafyada ne yapabiliyor? Farklılaşabiliyor. Peki bu aynı enlem için de geçerli. Yani şu anda aynı enlem üzerinde. Yani İzmir'le Van'ı kıyaslayın bana. İzmir, Nevşehir, Van kıyaslamasında sıcaklık yine değişiyor mu? Sıcaklık yine değişiyor. Niye? Çünkü öğrencim ışınlar aynı açıyla gelir ama biri deniz kenarı, diğeri değil. Biri yüksek, diğeri değil. O zaman Van yüksek, İzmir alçak. İzmir deniz kenarı, Van yüksek. O zaman bu sıcaklık değerlerin değişmesine yol açar. E bakıyorsun mesela iklimler. Öğrencilerim ne yapıyor? Haliyle İzmir'in yaşadığı durumla Van'ın yaşadığı durum aynı olmuyor. Işınlar aynı açıyla gelmesine rağmen sıcaklık değerleri değişebiliyor bir takım özel durumlardan dolayı. Yeni öğrencilerim İzmir ile Van bir şeyler değişiyor mu? Aynı enlemdeler. Işınları aynı açıyla aldı ama öğrencim sıcaklık değerleri değiştiği için bitki türleri değişti. Mesela gün doğum anları Van daha doğuda erken doğar erken batar. Bunu bir gün konuşacağız. İzmir daha batıda geç doğar geç batar. Yer şekilleri Aynıdır diyebilir misin? En azından şu anda İzmir'le Van'ı tanıyoruz. Hayır. Yükselti koşulları, eğim koşulları aynı değil. Keza yine denize göre konumları aynı değil. Sadece az önce Adana ile Samsun'un denize göre konumları aynı ama belirttiğim diğer şartların aslında enlemler aynı olmayınca yine birçok şeyin aynı olmadığını göstermeye çalıştım. Yani aslında farklı enlemlerde neler aynı olmuyor? aynı enlemlerde neler aynı olmuyor aslında bir bakış açısı verdik. Sadece burada son maddenin Adana ile Samsun'da ortak olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Yani orayı bir düzelteyim daha doğrusu. Adana'da deniz kenarı, Samsun'da deniz kenarı. Peki diyor ki aynı enlemdeler. Yani ekvator uzaklıkları aynı. O zaman coğrafyada ne aynıdır? Zaten girişte paylaştım ekvatora kuş uçuşu mesafeleri. Çünkü paralel numaraları aynı olacağı için ekvatora kuş uçuşu mesafeleri aynıdır. Hocam coğrafyada kuralları doğru hatırla. Paraleller değişmezse gündüz süreleri, gece süreleri değişir mi? Hayır. Hatta gece ile gündüz arasındaki fark da değişmez. Yer çekimi paralel değişmesi lazım. Yani benim ekvatordan uzaklaşmam ya da yakınlaşmam lazım. O zaman değişmez az önce belirttim ışınlar girişe sahnedir. Zaten coğrafyada açı aynıysa gölge boyu gölge yönü de aynıdır. Öğrencilerim çizgiseliz paralel değişmediği sürece değişmez. O zaman İzmir, Nevşehir, Van aynı enlemdeler. O zaman çizgiseliz aynı olacak. Alacak karanlık süresi yani diğer adıyla gruptan süresi aynı olacak. Gece gündüz süre farkını zaten şurada dillendirmiştim. Öğrencilerim alacak karanlık zaten şunun diğer söylemi. Yani bak vurguları şöyle bir hatırlayın istiyoruz. İki meridyen arası mesafe ne yapar? Öğrencilerim aynı paralel üzerinde iki meridyen arası mesafe aynıdır. Yani diyelim ki burada mesela iki meridyen arası 80 kilometre ise her yerde 80 kilometredir. Bir ara 60 ya da 50 olmaz. Aynı paralel üzerinde. İki meridyen arası mesafe aynıdır. Bunu unutmuyorsun. Demek ki öğrencilerin burada biraz 3 tane soru tarzı öğretim aslında. Önce kendim bir şey kattım. Enlemler farklıysa ne olur? Sonra aynı enlemde acaba neler değişir? Sonra öğrencim bir katkı olması adına aynı enlemde bu sefer neler aynıdır'a yorum yapmaya çalıştım. Ben şu konuda biraz rahatım bugün. Biz bunların birçoğunun altyapısını iyi öğrendik. O yüzden ne demek istediğimi artık benim öğrencimin anladığını düşünüyorum. Meridyen hangisi? Hocam meridyen de bir hayali çizgi. Hangisi ama dikey geçen çizgiler. Kutup noktalarında birleşiyordu. Öğrencilerim şöyle dikey çizgiler geçiyordu. Biz coğrafyada bunlara meridyen diyoruz. Yatay olanlara paralel deniyordu. Unutma bana. Peki paralelleri dik kesiyor, kutuplarda birleşiyor. Dünyanın şekli küresel olduğu için. Peki başlangıç meridyeni kim? Öğrencilerin paralellerin başı ekvator. Peki meridyenlerin başı başlangıç meridyeni diye bilinen Greenwich meridyeni. Sıfır derece meridyeni diye bilinir. İngiltere, Londra, Greenwich kasabasından geçiyor. Yani coğrafyada İngiltere, Londra'dan geçtiğini, Greenwich'ten geçtiğini bilelim. O zaman öğrencilerim diyor kaçar tane meridyen var? Greenwich'in sağ tarafında 180 meridyen, sol tarafında 180 meridyen var. Öğrencilerim toplamda 360 tane meridyen yayı var. Peki diyor ki iki meridyen arası mesafe kutuplara doğru ne yapıyor aslında daralıyor ama sadece sadece ekvatorda tıpkı öğrencilerim tıpkı paralellerde olduğu gibi iki meridyen arası 111. Yani Ekvatordan uzaklaşınca artık 111 değil mi? Yani bir kuzeyde iki meridyen arası 111 değil mi? Değil. Sadece bu Ekvator için geçerli haberin olsun. Bu bize lazım olacak ileride. Bunu iyi bil istiyorum. Yıldız atalım. Önemli olduğunu söyleyelim. İki meridyen arasındaki uzaklık kutuplara doğru azalır. Evet bunu az önce Dünya'nın şeklinin küreselliğinden kaynaklı olduğunu ifade ettim. Öğrencilerim dünyada. Bir meridyen kat zaman dört dakika geçersiniz. Yani öğrencilerim bir meridyenden bir meridyenden diğer meridyene gittiğinizde geçen zaman farkı 4 dakikadır. İsterseniz ekvatorda ilerleyin, isterseniz kutuplarda ilerleyin. Peki bunun arka mantığında ne var? Arka mantığı şu. Yani ekvatorda hani iki meridyen arası genişti. Kutuplarda hani iki meridyen arası dardı. Nasıl yine 4 dakika oluyor zaman farkı? Çünkü öğrencilerim çizgisel bunu dengeliyor. Yani ekvatorda çizgisel fazla 4 dakika. İki meridyen arası kutuplarda neden doğru dakika? Çünkü, çünkü Sarız yavaş, daha kısa sürede tamamlamasını bekliyorsun ama niye tamamlamıyor? Çizgiseliz daha yavaş olduğu için. Öğrencim diyor, coğrafyada o çizgisel hızın mantığını unutma diyor burada. Koca koca diyor bak yazdım, altını çiz diyor. Ben de yaptım işte. Peki, coğrafyada şu meridyen olayında bir anti kelimesi geçecek sorularda. Hocam anti meridyen ne demek? Öğrencilerin meridyenler yarım daire ayarlarıdır. Karşısındaki meridyenle tamamlanınca tam bir daire oluyor. Hatta şöyle yapmalıyım bak biraz daha böyle daire çizmeye çalışalım. O zaman sana işte şunu soruyor. Rengi değiştireyim. Diyor ki mesela sence meridyenler doğu yarım köre ve batı yarım köre diye ikiye ayrılır. Greenwich'in sağ tarafındaysan doğu yarım köre, sol tarafındaysan sen batı yarım köredesin. O zaman diyor söyle bana sence 30 doğunun karşısında kim var? Diyeceksin ki onu 180'e tamamlayan var. 30 doğunun 180'e tamamlanmış hali 150 batı. Lise 1'de şunu öğrettiler deme. Batı ile doğu toplanır. İkisi de batı batıysa çıkarılır. Doğu doğuysa çıkarılır. O zaman 30 doğu 150 batı topladığın zaman 180 etmeli. O zaman öğrencilerim 100 batının karşısında kim var? Hocam 80 doğu. Çünkü 180'e tamamlıyorsun. O zaman bir tane batı veriyor doğuyu soruyor. Doğu veriyor batıyı soruyor ve senden toplama işlemi yapıp 180'e tamamlamanı bekliyor. Burada öğretilmek istenen o. Yani 40 batının antisi Ozan burada ne? 140 doğu. Niye? Toplamı 180 edecek öğrencilerim buna bugün değineceğim. O yüzden fazla ayrıntı inmeyeyim. Coğrafyada Green 3 meridyenin antisi nedir? 180 meridyeni. 180 meridyeni kim? Tarih değiştirme çizgisi denilen bir hayali çizgi yani meridyen. O 180 meridyeni ne işe yarıyor? Biraz sonra anlatacağım zaten. Peki öğrencilerim paralellerden yola çıkarak biz neyi buluyorduk? Enlemi. Peki meridyenlerden yola çıkarak neyi bulacağız? Boylamı. Yani soru şu. Boylam ne? Hocam boylam enlemi hatırla. Enlem bir yerin ekvator alan uzaklığı. Bu o zaman? Bir yerin başlangıç meridyeni olan yani Greenwich meridyenine olan uzaklığı. Yani burada neyi dert ediniyorum tabir uygunsa? Acaba bir yer sıfır derece meridyenine göre nerede? Acaba dünyada bir şehir ya da bir ülke acaba hangi meridyen aralığında bulunuyor? Greenwich'e göre derece olarak nerede bulunuyor? Acaba ben doğu yarım kürede miyim, batı yarım kürede miyim? Acaba ben meridyen değeri olarak doğu meridyenlerinde miyim, batı meridyenlerinde miyim? İşte bunu sorguluyoruz öğrencilerim coğrafyada. Enlemler değişince bir şeylerin değiştiğini... Aynı enlem üzerinde bir şeylerin nasıl aynı ya da neden farklı olduğunu öğrendin. Peki burada can alıcı bir soru var. Acaba coğrafyada meridyenler değişince bir şeyler değişiyor mu? Yani meridyenler coğrafyada aynı değilse bir şeyler değişir mi? Yani doğuda olmanla batıda olman ya da Greenwich meridyeninin yakınında olmanla uzanda bir meridyen olman bir şeyleri farklılaştırır mı? Kesinlikle. İşte o can alıcı cümle. Hocam ne değişir? Coğrafyada meridyenler aynı değilse ne aynı değildir? Kesinlikle yerel saatler değişecektir. Arkadaşlarım burası hassas bir şey. Coğrafyada yerel saat ne? Şöyle not almanı istiyorum. Her meridyen bir yerel saat dedi Ali Can Hoca. Bir daha söylüyorum. Her meridyen bir yerel saattir. O zaman dünyada kaç tane meridyen var? 360. O zaman 360 tane ayrı ayrı yerel saat var. Yerel saat güneş saati demek. Her meridyen güneşin önünden sırayla geçer. Öğrencilerim Türkiye'nin doğusuyla batısının farkını aldığında 19 tane meridyen yapıyor. O zaman bu Türkiye'de ayrı ayrı 19 tane meridyen yani bugünkü söylemle 19 tane yerel saat olduğunu gösteriyor. O zaman bu yerel saatler güneşin karşısından bir sıra mantığıyla mı geçiyor? Mantığıken evet. O zaman öğrencilerim kim güneşin karşısından daha erken, kim daha geç geçiyor? İşte onu bilmen için dünyanın dönüş yönünü bilmen lazım. Dünya nereden nereye doğru dolanıyor? Batı'dan doğuya doğru. Dünya batıdan doğuya doğru dolanır. Hocam eğer dünya batıdan doğuya doğru dolanıyorsa o zaman ne oluyor? Her zaman doğuda saatler ileri oluyor. Her zaman batıda saatler geri oluyor. O zaman dünya ülkesi olarak daha doğudaysanız her zaman güne doğarken başlarsınız. O zaman Japonya güne dağırken başlıyor. Kime göre hocam? Şili'ye göre. Kime göre? İşte Peru'ya göre. Kime göre? ABD, Kanada ya da ABD'ye bağlı Hawaii gibi yerlere göre. Demek ki öğrencilerim o batıdan doğuya esprisi çok çok önemli bir mantık. Bunu bana unutmuyorsun. Bir daha söyleyelim. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için her zaman doğuda saatler ileridir, batıda saatler geridir. Çünkü meridyenler değişiyor. Arkadaşlarım cümle ne? Meridyenler değişince saatler değişir. O zaman coğrafyada meridyenler değişince saatler değişiyor. Peki meridyen değişmezse? Yani aynı boylam demek, aynı meridyen üzerindesin demek. Coğrafyada aynı meridyen üzerinde olduğunuz zaman öğrencilerim neler aynıdır, neler farklıdır'a odaklanmışız bilgi. Meridyen değişince saatler değişir. O zaman hocam meridyen değişmezse saat değişmeyecek mi? Ya da bu saat dilimi diye bir şey var anlatacağım biraz sonra değişmeyecek mi? Hayır. Çünkü meridyen değişince yerel saat değişir. Aynı meridyen üzerinde yerel saat aynıdır. Çok önemli testlerin favorisidir. Aynı boylam üzerinden aynıdır yerel saat. Aynı boylam üzerinden aynıdır. Öğleyi yaşama vakti. Yani öğle vaktine gelme anı. Öğle vaktine gelme anı. Aynı meridyen üzerindeyseniz dostlarım aynıdır diyorum. Yani Samsun'da güneş tepeye çıktığında Adana'da da güneş tepeye çıkacaktır. Onu söylemeye çalışıyor. 12'yi beraber yaşıyorlar. O zaman şu diğer madde aynı şeyi söylüyor. Yani 12'ye gelme anları. ışınların en iyi açıyla geldiği an zaten saat 12. O zaman neden bunu yazdım? Çünkü bazen böyle geliyor teste. 12 demiyor güneş en büyük açıyla geldiği an, gölge boyunun en kısa olduğu an diyor öğrencilerim. Peki aynı meridyen üzerinde güneşin doğuş ve batışa her zaman aynı değil mi? Hayır. Bu tuzaktır. Testlerde genelde yıl boyunca güneş aynı saatte doğup batar mı aynı meridyen üzerinde diye sorguluyor. Hayır diyeceksin. Sadece ekinokslarda bu olabilir. Ben sana bunu daha önce öğretmiştim. 21 Mart 23 Eylül ekinoks tarihleri gece gündüz eşit oluyor. O zaman burada da gündüz 12. Burada da gündüz 12 olduğu için bu ancak 21 Mart 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Diğer günlerde gündüz süreleri artık 12 ol olmadığı için bir şeyler farklılaşıyor. Öğrencilerim 21 Haziran'da mesela kuzeyde gündüz daha uzundur. Bunun anlamı ne? E o zaman daha erken doğacaktır. 21 Aralık'ta güneyde gündüz daha uzundur. O zaman daha erken doğacaktır gibi. Başlangıç meridyeniyle zaman farkı aynıdır. Mesafe demedi dostlar. Zaman dedi. Yani hesapladığın zaman aynı boylam derecesi olduğu için, aynı meridyen değeri olduğu için Greenwich'te hesabını yaptığında zaman farkı aynı olacaktır. Peki ne farklıdır? Öğrencilerim şu anda Adana ve Samsun üzerinden yürüyoruz. Adana Samsun diyor ki aynı meridyende. O zaman ışınları aynı açılamalıdır. Hocam ekvator uzaklığı aynı değil ki. Güneşin ufuktaki yükselse aynı mıdır? Işınların geliş açısı değişince bu değişiyordu. Hayır. Güneşin doğuş batış saatleri aynı mıdır? Yalnızca ekinoks dedik. Peki başlangıç meridyenine mesafeler aynı mıdır? Öğrencilerim iki meridyen arası mesafe kutuplara doğru daralır. Yani Samsun'un şu anda başlangıç meridyenine aslında kuş uçuşu mesafesi yani kilometre mesafesi öğrencilerim daha yakındır diyeceksiniz. Peki coğrafyada yerel saat hesaplamaları diye hesaplamalar var. Öğrencilerin bu yerel saat hesaplamalarında siz ne yapacaksınız? Altın kuralları hatırlayacaksınız. Mesela birinci altın kural dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Batıdan doğuya doğru dönünce doğuda saatler ileri batıda geri oluyor. Yani her zaman daha doğuda olan da saat ileri batıda olan da daha geri. Bu yerel saat hesaplamaları ne yapıyor? Mesela öğrencilerim iki tane merkez veriyor. Diyor ki iki tane merkezin meridyeni verdim. Sana diyor iki tane meridyen verdim. Birinin saatini verdim. Diğerini sen bul diyor. O zaman kural. Lütfen meridyen farklarını alın. Kural. iki meridyen arası zaman farkı dört dakika. Diyeyim ki meridyen farkını 10 buldunuz. O zaman demelisin ki bir meridyen kat ettiğimde dört dakika geçiliyorsa. Acaba ben Acaba ben on meridyen kat ettiğimde ne kadar geçerim? Yani aslında meridyen farkını dörtte çarpıyorsun. Hocam ne yapıyorum? Çıkan sonucu diyor. Sorulan merkez, verilen merkeze göre daha doğudaysa ekle. Çünkü doğuda saatler ileri. Daha batıdaysa ne yap? Çıkar. Çünkü batıda saatler geri. Yani senin bunu hatırlaman lazım. Altın kuralı unutma. Altın kural doğuda saatler ileridir. Öğrencilerim az önce ifade ettim aynı meridyen üzerinde yerel saatler aynıdır ama güneşin doğuş bas saati aynı değil ekinoks tarihleri peki bir şey yazmışım önemli hem de çok önemli peki eğer ekinoks tarihleri varsa işin içinde ben ne düşüneceğim Ekinokslarda gece gündüz eşit oluyordu o yüzden mesela sana bir yer altıda doğdu kaçta batar hocam 18 bir yer atıyorum 8'de doğdu. Kaçta batar? 20. Üstüne 12 ekliyorsun. Ya da bir yer 20'de battı. O zaman 12 saat çıkarıyorsun. Çünkü Ekinox tarihlerinde gece gündüz 12'şer saatte senden bu hamleyi yerel saat sorularında kullanmanı bekliyoruz. Öğrencilerim diyorum ki belli bir hani tempo ve akışla gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Sana bazen şöyle görsel sorular geliyor. Hocam bu görsel sorularda en önemli şey ne? en önemli bilgiyi vereyim. Hatta ben şöyle ayrı çizeyim bir tane. Öğrencim en önemli şey. Buraya D yazarız. Buraya B yazarız. Ya da buradaki uzun haliyle doğu ya da batı diye belirtiriz. En önemli şey burası öğleden önce. Burası öğleden sonra. Sağ tarafın öğleden önce sol tarafın öğleden sonra olduğunu unutmuyorsun. Ve yine o kural dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. O zaman her zaman doğu taraflarında sağ daha ileri. Her zaman batı taraflarında saat daha geridir. O zaman diyor baksan örneğe Van niye öğleden sonra? Yani Van'ın bulunduğu meridyen neden öğleyi yaşamış geçmiş? Neden Nevşehir öğle vakti? Neden İzmir öğleden önce? Çünkü Van daha doğuda. Güne daha erken başladı. O zaman bu anı diğerlerine göre ne yapar? Daha erken yaşar. Yani öğle vaktini de geçti Van. Öğleden önceyi de geçti. Ama İzmir daha öğle vaktine ya da öğleden sonraya niye gelmedi? Çünkü daha geride bulunuyor. Yeni güne daha sonra başlayacak. Onu anlatmaya çalışıyor. O yüzden o dünyanın dönüş yönünü ne olur bana unutma. O yüzden bu vurgular bizim için kıymetli vurgular. Doğuda saatler ileridir, batıda geridir. Doğuda güneş erken doğar erken batar. Daha batıda güneş geç doğar geç batar. O yüzden İzmir'de güneş daha geç doğup daha geç karşımıza çıkıyor. Yani o vurguları anlaman benim için değerli. Arkadaşlarım uluslararası saat dilimi diye bir kavram var. Hani telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda GMT artı 3 yazıyor. Mesela bizim ülkenin hani elektronik cihazlarında. Niye? Çünkü bizi oraya yönlendiriyor. Hocam o artı 3 ne işte? Diyorum ki coğrafyada bir adam çıktı dedi ki ya her meridyen kendi güne saatiyle yaşasa ortalık karışır. O zaman gelin şöyle nereye yazayım şuraya alıyorum. Düzen sağlamak için ben size bir şey önerdim dedi bir tane vatandaş. Düzen sağlamak için gelin şöyle yapalım. Dünyada bazı meridyenleri ortak saat seçelim ve onlara dilim ifadesi kullanalım. Dünyada 24 saat 24 saat dilimi var. Öğrencim 12 dilim doğu tarafta, 12 dilim batı tarafta bulunuyor. Peki diyor bu saat dilimleri nasıl? Artı 1, artı 2. Peki hocam kaçın katları bunlar? 15'in katları. Yani 15 doğu artı 1, 30 doğu artı 2, 45 doğu artı 3 şeklinde gidiyor. Yani bunlar 15'in katları. O zaman 15 batı eksi 1, 30 batı eksi 2, 45 batı eksi 3 şeklinde gidiyor. 180'e kadar gidiyorsunuz böyle. Hocam? Peki bu ortak saatler 15'in katları ya mesela 30 doğuya kim uymalı? Eğer bunlar birer ortak saatse ve birileri buralara uyacaksa nasıl bir sistem var? Her ortak saatin 7.5 doğusu 7.5 batısı. Mesela 30 meridyeni kim uymalı? 37.5 doğu meridyeniyle 22.5 doğu meridyeni arasındaki herkes. Yani kişi öyle tasarlamış. Ama dünya ülkeleri bunu uyuyor mu? Hayır. Biraz sonra bizi de anlatacağım. Peki öğrencilerim biz neredeyiz? Biz 26-45 Doğu Meridyenlerindeyiz. O zaman diyor 26-45 Doğu Meridyenlerindeysek Türkiye'de kaç tane saat dilimi geçiyor? Hocam ikinci saat dilimi artı 2 yani Türkiye toprakları zaten artı 3 45 Doğu bizim ülkenin en doğusu oluyor. O zaman sana Bizim ülkeden kaç tane dilim geçiyor? Meğer bunlar 15'in katlarıymış. Her 15'in katına 7,5 doğusu, 7,5 batısındaki meridyenler uymak zorundaymış. Ama her zaman böyle olmuyor işte. Bizim ülkeden iki tane dilim geçiyor. Hocam biz iki tane dilim geçmesine rağmen bir tane mi ortak saat kullanıyoruz? Evet. Bir daha söyleyeyim. İki tane dilim geçmesine rağmen biz tek saat kullanıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim ülkenin doğusu ile batısı arası meridyen farkı fazla değil. Yani biz doğusu ile batısı yönünde çok büyük bir ülke değiliz. Ama dünyada diyor ABD, Çin, Hindistan, Rusya bu ülkeler nasıl ülkeler? Doğu batı yönünde geniş ülkeler. O zaman doğu batı yönünde geniş olan ülkeler ne yapıyor? Birden fazla ortak saat kullanıyor. Ama Türkiye tek saat dilimi kullanıyor. Hocam şu anda biz hangisini kullanıyoruz? Artı iki mi? Artı üçü mü? Girişte ifade ettim. Şu anda biz GMT artı üç diyor. Telefonlara bakınız. Artı üç yani I'dır. Yani şu anda Türkiye'de tüm saatler kime ayarlı? Biz şu anda I'dırın meridyenini tüm Türkiye olarak ortak saat ya da diğer adıyla ulusal saat olarak kullanıyoruz. Şu anda tüm Türkiye'de saatler Iğdır'a göre ayarlı. 45 doğuya yani artı 3'e göre ayarlı. Bu önemli bir soru tarzı haberin olsun. Peki öğrencilerin bilmeniz gereken coğrafyada tarih değiştirme çizgisi kimdi? 180 meridyeni dedik az önce. Hocam bu 180 meridyeni Green için antisi mi? Evet. Ve hocam buna niye tarih değiştirme çizgisi diyorlar? Adı üzerinde tarih değişiyor. Niye biliyor musun? Çünkü bu meridyen şöyle gizemli bir meridyen. Bu meridyenin sol tarafındaysanız gün her zaman daha ileridir. Sağ tarafındaysanız gün daha yeridir. Hocam bu neyden kaynaklanıyor? Öğrencilerim şundan kaynaklanıyor. Çünkü burası doğu yarım küre. Yani güneşi ilk gören yer, burası güneşi son gören yer. O zaman güneşi ilk gören yeni güne başlarken diğeri daha ne yapmış oluyor? Yani bu sağ taraftaki, sağ taraftaki ne yapmış oluyor? Daha eski günü yaşamış oluyor. O yüzden Japonya, o yüzden öğrencilerim Yeni Zelanda, Avustralya yeni güne geçerken Hawaii, ABD, Kanada'nın batısı, Şili, Peri gibi yerler daha bir önceki günü, eski günü yaşıyor. Burada bunu anlatmaya çalışıyor. O yüzden tarih değişim ve kim olduğunu bil. Japonya'nın sol tarafta kaldığını, ABD, Kanada'nın sağ tarafta kaldığını bana unutma. Çünkü çok önemli. Peki hocam bu tarih değiştirme nereden geçiyor? Öğrencilerim Büyük Okyanus'tan geçiyor. Peki niye böyle zigzaklı? Niye böyle girintili çıkıntılı? Çünkü bu okyanusta adalar var ve adalardaki o gün bütünlüğünü sağlamak için yapıldığını söylemek isterim. Yani o zigzakın esprisi benim o gün bütünlüğünü sağlamam lazım. Öğrencilerim coğrafyada coğrafi konum diye bir başlığımız var bizim. Coğrafya da coğrafi konum kendi içinde ikiye ayrılır. Nasıl dillendiriyor işte testlerde matematik konum ya da mutlak konum, özel konum ya da göreceli konum diye. Şu burada çok değerli bir şey var. Ben aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumunun sonuçlarındandır dediği zaman ne düşünmeyeceğim? Ben aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçlarıdır dediği zaman ne düşüneceğim? Size tüyoları çok iyi vereceğim. Beni iyi dinle. Arkadaşlarım önce şey anlayalım. Matematik ya da mutlak konum ne demek? Bir ülkenin diyor enlem olarak nerede olduğu, boylam değerleri olarak nerede olduğu. Yani bir ülkenin koordinatlarının sonuçları demek. Yani siz diyor kuzey yarım kürede olduğunuz için. Siz diyor kuzey yarım kürede ortalarda bir yerde olduğunuz için. Siz diyor Doğu meridyenlerinde olduğunuz için acaba neler yaşıyorsunuz? Şu seçeneklere baktın mı? Bak koordinatla ilgili bilgiler. Bak şu maddeye bu, gözün ilişti mi? Neden Türkiye'nin doğusuyla bası 76? Hocam bu Meridyenle ilgili bir şey. Hocam o zaman bizim ülkede neden tek ortak saat vardı? Çünkü meridyen sayısı az. Doğusu ile batısı arasında büyük değiliz. Neden Türkiye'nin güney kuzey 666? Hocam işte paralel farkı 6 olduğu için. Yani burada bir şey var. Eğer verilen seçenek... Öğrencilerim diyorum verilen seçenek enlem ya da boylamla ilgiliyse coğrafyada biz ona matematik konum diyoruz. Yani sana bak diyorum izle şimdi beni. Diyor ki yengeç dönencesinin kuzeyinde olduğun için yaşadığım bilgiler. Mesela diyor sen ışınları dik açıyla almıyorsun. Gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmuyor. Gölge önü hep kuzeyi gösteriyor. Bakı diye bir şey var anlatacağım hep güney. Hocam bu ne? Hocam bunlar ben ekvatorun şu kadar uzağındayım. Kuzey yarım köredeyim. Dönence dışındayım. Yengecin üstündeyim diyor oldu. Gördün mü? Enlemle bağlantılı bunlar. Arkadaşlarım ...orta kuşaktasınız diyor. 23 ile 66 arası. O zaman ben orta kuşakta olduğum için... ...bir şeyler yaşıyorum. Dört mevsim gibi. Cephe ağaçları gibi. Batı rüzgarı gibi. Ya da 30-40 paralelleri dünyada... ...Akdeniz iklimine karşılık gelir. Akdeniz iklimi yaşıyorum. Niye yaşıyorum? Çünkü ben enlem olarak... ...dünyada ortalarda olduğum için. Çünkü gördün mü? Enlemle bağlantılı şeyler... ...coğrafyada mutlak konum. Şunlara bak hep çalıştık bunlara. Kuzey yarım köredeyiz. Hocam biz kuzey yarım körede olduğumuz için güneyimiz ekvatora bakıyor. Kuzeyimiz kutuplara bakıyor. O zaman güneyden kuzeye ya da Antalya'dan Sinop'a, Mersin'den Samsun'a doğru gittiğimde ben çizgisel hızın değiştiğini, grup tansöresinin uzadığını, gece gündüz süre farkının arttığını, yer çekiminin arttığını, kutup yazın arttığını gördüm. Bak bunlar hep ne için oluyordu? Orayı sor kendine. Yani güneşin hani geri şahsı neden kuzeyde daha az? Gölge boyu neden kuzeyde daha uzun? Hocam biz bunlar hep çalıştık. Bunlar hep enlem olarak ekvatordan uzaklaşmayla ilgili sonuçlardı. O zaman ben de diyorum ki ekvatordan uzaklaştıkça yaşadığın şeyler... Yani güneyle kuzeyi kıyasladığı zaman ortaya çıkan sonuçlar coğrafyada benim Kuzey Yarımköy'de olduğumu kanıtlıyor. E Kuzey Yarımköy'de olduğunu kanıtlayan şey enlemle ilgili bilgilerdi. Enlem adına her şey mutlak konum. Peki hocam sadece enlem adına her şey mi mutlak konum? Hayır. Coğrafyada boylam adına her şey mutlak konum. Öğrencilerin boylam olarak biz 26-45 doğu meridyenlerindeyiz. Başlangıç meridyenin doğusundayız ama yakınındayız. O zaman diyor saatler mesela Greenwich'e göre daha ileri. Mesela öğrencilerin biz Greenwich'e göre daha erken doğup daha erken güneş batıyor. Ne için? Çünkü İngiltere sol tarafta kaldı. O zaman bir şeyi meridyenle yani diğer adıyla boylamla anlattığın zaman boylamla açıklayabiliyorsan kesinlikle o matematik konu. O zaman burada can alıcı soru. O zaman diğerine yani göreceli konum yazdığı zaman coğrafyada aşağıdakilerden hangisi göreceli konumun sonuçlarıdır dediği zaman ben ne düşünmeliyim? Hocam işte enlemle bağlantılı olmamalı. Boylamla bağlantılı olmamalı. Genellenememeli. Bak istiyorum bak iyi bak. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Soruyorum. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada. Peki ne için? Kuzey Yarımköy'de olduğu için mi? Ya diyorsun tüm Kuzey Yarımköy'de olanların ortak bir özelliği mi? Hayır. Peki orta kuşakta olduğum için mi? Tüm orta kuşaktakilerinin ortak bir özelliği mi? Hayır. Peki başlangıç meridinin doğusunda olduğum için mi? Hayır. Bak görüyor musun? O zaman sana üç tarafınız denizlerle çevrili. Yani deniz turizmi gelişmiş. Kıyılarda denizel iklimler var. Mesela üç tane kıtanın kesişim yerindesin. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan stratejik bir yerdesin. İşte böyle önemli kıtalardan önemli hani Asya ile Avrupa arasında olduğu için bir geçiş yeri oldu olman. Coğrafyada hep ne bunlar? Enlemle boylamla ilişkili değil. Bak anahtar kelimelerin altını çiziyorum. Yükselti kelimesi. Öğrencilerin bir yerin yüksek ya da alçak olması göreceli konum. Sen bunu enlemle anlatamazsın. Coğrafyada yükseltinin etkisiyle yaşayacağın şeyler. Coğrafyada göreceli konum. Hocam kısa mesafede yani bir yerden bir yere çok kısa gidiyorum hemen sıcaklık değişti. O zaman bu arazi yükselti eğim değiştiği içindir özel konum. Yani bu özele bu göreceli konuma diyorum ben ne diyeceğim? Enlemle anlatamayacağım, boylamla anlatamayacağım bilgiler. Bak anahtar kelimelerin lütfen idin altını çiziyorum. Yer şekilleri, yer şekillerinin bir ülkede nasıl olduğu coğrafyada göreceli konumdur. Onunla ilintili yaşayacağın her şey mesela aynı anda diyor dört mevsim yaşıyorsun ne için arazi yapısı değiştiği için ya da Türkiye'nin arazi yapısı değiştiği için çok farklı şehirlerinde istisna şeyler yetişiyor o zaman o ıdırda pamuk Rize'de turunçgil gibi kavramlar hep istisnai şeyler arazi koşulları yüzünden oluyor öğrencilerin mesela Türkiye'de dağların nasıl uzandı onunla bağlantılı yollarımızın nasıl geçtiği. Bak çok çok önemli. Maden olarak neyin var olduğu ya da neyin olmadığı, enerji kaynakları, madenler, coğrafyada göreceli konumdur. Öğrencilerim stratejik bir yerde oluyor olmanız, transit ticareti ya da enerji koridoru olarak önemli boru hatlarının geçeceği stratejik bir yer olman, göreceli konum. Öğrencilerim neden? Bak orayı bir daha söyleyeyim. Çünkü enlemle balansı yok. Neden? Boylamla balansı yok. Kuzey yarım kürede olmanla, orta kuşakta olmanla, doğu yarım kürede ya da meridyen sayısının 19 olmasıyla bunların hiçbirinin bir ilgisi yok diyorum. Olayın o kısmını yakala. Yakaladığın an zaten olayı çözüyorsun. Vurgularıma dikkat. Geliştikçe konular ilerledikçe anlayacaksın. Geçen buluşmanın bir ödüllü sorusu vardı. Neyle bağlantılıydı günlük hareket? Okuyalım. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü sonucunda meydana gelen saat farkları her meridyende birbirinden farklıdır. Evet bugün de bunu pekiştirdik. Peki diyor öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi? Bu durumun bir bak altını çiz sonucu sayılmaz. Öğrencilerim dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda saatler ileri. Ben bunu bugün de ayrıca pekiştirdim. Batıda güneş daha geç battığı için yerel saat doğuya göre daha geridir. Bugün bunu bir kez daha pekiştirdim. Evet. Doğuda meridyenler güneşin önden daha önce geçer. Bunlar günlük harekette hep çalışıldı. Evet. Matematik ilim kuşakları. Bu ne? Tropikal, orta, kutup kuşağı. 23 27 66 33 Hocam bu eksen ile ilgili bir şey. O zaman bu günlük hareketle ilgili bir şey değil. O zaman deniz ne yapmış? Yalnız söylemiş. Ben baktım yorumlara sağ olun birçoğunuz doğru cevaplamıştı. Yani o ilk videodaki facia yaşanmamıştı. Peki yeni ödüllü soru ve umarım yine videoyu güzel dinlersin ve yine bu ödüllü soruyu yani aynı enlemde neler aynıdır ya da değildir kısmı ile ilgili bir soru tarzı bu umarım güzel bir şekilde cevaplarsın. Öğrencilerim senden yine güzelce yorumlar bekliyorum. Yine cevapları lütfen yorumlar kısmına belirt. Ödevi bir kez daha hatırlatayım ve yavaş yavaş dersi toparlayalım. Peki ödevimiz neydi? Ben ne dedim size? Artık siz... ...coğrafik kitabımızda koordinat sistemi konumu denilen konuyu çalıştınız. Yani artık siz 26. sayfayı açtığınızda 27'de muhtemelen başlayacaktır. 27'den ta 17. adım diyor. Yani 32. sayfa. Yani 32. sayfaya kadar senin öğrendiğin bilgiler var. Sonrasında harita, harita diğer buluşmanın konusu. Umarım ödevleri güzelce çözersiniz ve umarım en güzel şekilde cevapları alır ve mutlu olursunuz. Siz mutlu oldukça biz de mutlu olacağız. Tonguç Kampüs'ten herkese selamlar. İyi çalışmalar hepinize. <laughs>